Günden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı meclis toplantısında 2013 yılı öncesi emlak vergisi tahsilatlarına ilişkin bilgi isteyen Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi ve MHP'li meclis üyeleri arasında gerginlik yaşandı. Geçenlerde bana birkaç kişi geldi. Dedikleri şu: Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı meclis toplantısında yine gerginlik yaşandı. Mecliste söz alan Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi, 2013 öncesi emlak vergilerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından alındığına ilişkin vatandaşların kendilerini bildirdiğini söyleyip bu konuda ilgili birimden bilgi istedi. Geçenlerde bana birkaç kişi geldi. Dedikleri şu: değilse Büyükşehir'in ilgilileri değil desin, biz de bilelim. 2013 yılına ait, bu zannediyorum Şehzadeler ve Yunus Emre'yi ilgilendiren bir konu. Daha önce de bunu konuşmuştuk. 2013 yılına ait emlak vergileriyle ilgili Büyükşehir'in hala tahakkuk oluşturduğu ve vatandaşların hesaplarına bloke koyduğu, bu şekilde herhangi bir gelir kalemi olmamasına rağmen emlak vergisi oluşturmaya tahakkuk oluşturdu. Evet, bana gelen bilgi, ben de buradan hayır böyle bir şey yok. Bak şimdi bu yıllara göre hareket etme, bana belge de geldi. Belge, vatandaş bana gelmiş, ne o hangi belgesi olacak? Vatandaş göndersen bana. Ben söylemem. Böyle bir şey olmaz. Burada mı? Tamam, ben. Ahmet Bey, söylesin mi? Yok böyle bir şey desin de. 2013 yılına ait emlak vergisi tahakkuklarıyla ilgili. Vatandaşı da çağırırız, onu da yaparız. Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Ulu Turhan konuya ilişkin bilgi verdi. Bununla ilgili bakanlığın bilgisi 2014 yılı birinci taksitleri Büyükşehir Belediyesi'nde 2014 ikinci taksitleri ilçe meydanında olmak üzere bir genel meydanı yapmıştı. Büyükşehir olmadan önce alacaklar müsait değil. Bizim ayıbımız bekleniyor, bizim de buna ayıracak zamanımız yok. Müfettiş Bey'in ismi Mehmet Altay. Ulu Turhan'ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Başkan Çerçi, dijital arşivleri müfettiş marifetiyle aldıklarının altını çizdi. Müfettiş bana da geldi o zaman. Dedi ki emlak verileri verilmiyor. Onları biz de sizden müfettiş marifetiyle aldık 2014'te. Tansiyonun bir anda yükseldiği toplantıda tartışmalar alevlenirken AK Partili meclis üyeleri meclisi sükunete davet etti. Başkan Çerçi'ye bak. MHP'li meclis üyelerinin tavrına sinirlenen Başkan Çerçi, ne oldu dövecek misiniz sözleriyle tepkisini dile getirdi. Manisa'da Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 eve düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen evlerin ikisinin dershane olarak kullanıldığı ve daha önce FETÖ'den ihraç edilen öğretmenlerin bu evlerde eğitim verdiği iddia edildi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinasyonu'nda FETÖ-PDY soruşturması kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adresleri belirlenen 10 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Evlerde yapılan aramalarda çok miktarda para ve örgüte ait dokümanlar ele geçirildi. Öte yandan örgüt üyelerinin kullandığı iddia edilen 10 evden ikisinin sözde dershane olarak kullanıldığı ve FETÖ'den ihraç edilen öğretmenlerin buralarda eğitim verdiği öne sürüldü. (Gülüyor)
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Veziroğlu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Veziroğlu Sosyal Tesislerinde incelemelerde bulundu. Tesisin Manisa'nın en büyük salonlarından biri olacağını ifade eden Başkan Çelik, Veziroğlu Sosyal Tesislerini Eylül ayı içerisinde açmayı hedeflediklerini söyledi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Veziroğlu Sosyal Tesisleri inşaat alanında incelemelerde bulundu. İncelemeler esnasında Başkan Çelik'e Başkan Yardımcısı Bilal Demir ve Başkan Danışmanı Atilla Efendioğlu da eşlik etti. Şurası ne olacak? Teknik ekipten yapılan çalışmalarla ilgili Başkan Çelik'e bilgi verdi. Veziroğlu Sosyal Tesislerinin inşaat çalışmasının bittiğini ifade eden Başkan Çelik, yapılacak olan peyzaj çalışması ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından Eylül ayı içerisinde tesisi açmayı hedeflediklerini belirtti. Şehzadelerin Manisa'nın en güzel sosyal tesislerini 22 dönümlük bir alanda bitiriyoruz. Sosyal tesislerimizdeki inşaat çalışmalarımız tamamlandı. Şimdi çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarımıza start verdik. Eylül ayı içerisinde bu güzel tesisin inşallah açılışını da hep birlikte gerçekleştireceğiz ve Manisa Şehzadeler çok güzel bir tesis kazanmış olacak. Çünkü Manisa'nın bu tür tesislere büyük ihtiyacı var. Çok büyük bir kapalı salonu olan, iki tane açık salonu olan, kahvaltı salonlarının olduğu, geniş otoparkının olduğu, güzel peyzajlarının, bahçelerinin bulunduğu. Başkan Çelik, Veziroğlu Sosyal Tesislerinin 22 dönümlük büyük bir arazi üzerine kurulduğunu ifade etti. Bu 22 dönümlük devasa bir alandan bahsediyoruz ve ulaşımı da son derece kolay şehir merkezine. Nasip olursa önümüzdeki ay içerisinde açacağız. Şehzadelerimiz için, Manisa'mız için hayırlı olsun diyor. Emek sarf eden tüm arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Yar Hasanlar Mahallesi'nde tadilat çalışmalarını tamamladığı ek binası vatandaşların hizmetine açıldı. MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun yenilenen yüzüyle hizmete giren binada incelemeler yaptı. Genel Müdür Coşkun'a Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Bilgen ile Burak Aslay, Abone İşleri Daire Başkanı Sevinç Deniz, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Funda Solak, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Uğur Başkal ve Bilgi İşlem Dairesi Koordinatörü Gökhan Kiriş eşlik etti. Manisa merkezi 148 bin aboneye hizmet verecek ek hizmet binasında Abone İşleri Dairesi Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na bağlı çalışanlar yer alıyor. Ek hizmet binasında Alo 185, Yalnız Değilsiniz ekibi, su açma kesme, endeks okuma, kartlı ve mekanik sayaçların rutin kontrolleri ve kaçak su işlemleri yapılmakta. Bununla birlikte eski garaj içerisinde hizmet veren su açma kesme biriminin de taşındığı hizmet binasında 9 adet vezne ile tahsilat işlemleri gerçekleştirilmekte. Diğer yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Manisa'nın geleceğini koruma altına almak adına endüstriyel veya evsel nitelikte atık su üreten sanayi tesislerini denetleme çalışmalarına da devam ediyor. Atık su arıtma tesislerinin daha sağlıklı çalışması ve deşarj edilen atık suların çevreye daha az zarar vermesi amacıyla il genelinde çalışmalarını yürüten ekipler Manisa'nın geleceğini güvence altına alıyor. Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde fırtına ve ardından başlayan yağmur binalarda zarara yol açtı. Bazı binaların çatıları ve bir minarenin de tepesi uçtu. Manisa'nın Köprübaşı ilçe merkezinde etkili olan fırtına ve yağmur bazı binaların hasar görmesine neden oldu. İlçede etkili olan fırtına bazı çatıları uçururken merkezdeki bir caminin de minaresinin külahının yıkılmasına neden oldu. İlçede etkili olan fırtına bazı çatıları uçururken merkezdeki bir caminin de minaresinin külahının yıkılmasına neden oldu. Bazı çatılar ise iki bina arasında kaldı. Emniyet tarafından güvenlik tedbirleri alınırken can kaybı veya yaralanma olayının olmaması sevindirdi. İlçede yağmurun etkisinin devam ettiği öğrenildi.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir kamyonet önce bariyerlere ardından da elektrik direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle tren raylarına devrilen elektrik direği 25 ton volt elektriğin olduğu demir yolu elektrikasyon hattında bulunan kabloları da kopardı. Kırkağaç'ın Gelenbe Mahallesi yönünden Kırkağaç istikametine gitmekte olan bir kamyon bariyerli hemzemin geçitte önce bariyerlere sonra ise elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle elektrik direği tren raylarına devrilirken elektrik direği devrildiği sırada 25 bin volt elektriğin olduğu demir yolu elektrifikasyon hattında bulunan kabloları da kopardı. Elektrik direğinin rayları devrilmesi nedeniyle İzmir'den Soma'ya gitmek üzere yola çıkan 9 Eylül Ekspresi Kırkağaç'ın Bakır Mahallesi'nde bekletildi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ekiplerinin yoğun çabaları sonrası elektrik direği rayların üzerinden kaldırılırken bariyerlerde kısa sürede onarıldı. Bakır Mahallesi'nde yaklaşık 30 dakika bekletilen 9 Eylül Ekspresi, elektrik direğinin kaldırılması sonrası yoluna devam etti. Vatandaşların elektrik direğinin raylara devrilmesini ihbar etmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ekiplerinin kısa sürede kaza yerine gelerek sıkıntıyı gidererek treni bekletmesi olası bir faciayı da önlemiş oldu. Manisa'da seyir halindeki bir araç motor kısmı aniden alev aldı ve çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle araç kısa zamanda söndürüldü. Olay sabah saat 8.30 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Akhisar Caddesi üzerinde seyir halindeki Nurettin Polat idaresindeki otomobilin motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Motor bölümünden dumanların yükseldiğini fark eden Polat aracını kenara çekti. Motor bölümünün yanmaya başlamasıyla birlikte yangına ilk müdahaleyi araç sürücüsü Polat ve çevredekiler yaptı. Yangına çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri de müdahale etti. Çevredekilerin de yardımıyla kısa sürede söndürülen yangında kimse yara almazken yangın paniğe neden oldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Eski ismi Dereköy olan ve Osmanlı döneminde emlak vergilerinin toplandığı yer olması nedeniyle ismi Emlakdere olarak değiştirilen köyün üst kısmında bulunan emlak vergilerinin toplandığı tarihi bina adeta yok olmaya yüz tuttu. Eski ismi Dereköy olan ve Osmanlı döneminde emlak vergilerinin toplandığı yer olması nedeniyle ismi Emlakdere olarak değiştirilen köyün üst kısımlarında bulunan emlak vergilerinin toplandığı tarihi bina adeta yok olmaya yüz tuttu. Emlakdere Mahallesi'ne giden ETV ve denge ekibi yine önemli bir olayı ortaya çıkardı. Mahalle muhtarı Kadir Kocabıyık konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi. Bizim bu camimiz Osmanlı döneminde, Osmanlı tarihinin tarihinde emlak vergileri burada alınıyormuş. Köyümüzün ismi de zaten Emlakdere alınması. Bu Emlakdere, emlak burada toplandığından Emlakdere köyü olmuş. Bu camimiz sonra ibadete açılmış. Ve burada camimiz devam ediyordu ibadete. 3 yıl önce Manisa Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün bina ile ilgili çalışmalar başlattığını söyleyen Muhtar Kocabıyık, çalışmalar sonucunda binanın hiçbir tarihi ve kültürel değer taşımadığının belirtildiğini ifade etti. Kültür Müdürlüğü'nden müracaat ettik. Müdür geldi, baktılar. Dediler ki bunun tarihi bir eseri yok. Buranın dediler, yıkılmaz şeyini... Korunma şeyinde olmaz dediler. Şu anda da biz buranın tehlikeli yıkılmasını istiyoruz. Yıkılırsa burası bir tehlike oluşturuyor. İbadet yapılıyor mu? İbadet şu an yapılmıyor. İlgili bu yetkililere işte buranın yıkılmasını, düzeltilmesini yani buranın tehlike şey olmadan önlenmesini istiyoruz. Yani yıkılmasını istiyoruz yani buranın. Yani.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü il genelinde eski altyapıların modernizasyonunu sağlamaya devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen çalışmalar kapsamında Şehzadeleri ilçesindeki 5 mahallede içme suyu ve kanalizasyon hatları yenilendi. İlçede toplamda 16 kilometre içme suyu, 17 kilometrede kanalizasyon hattı sağlıklı bir yapıya kavuştu. Mahalle muhtarları yerleşim yerlerinde yapılan çalışmaları için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'a teşekkür etti. 154 mahalle projesiyle ilçede 3'ü belde belediyesinden mahalleye dönüşen toplamda 7 mahallenin daha altyapısı yenilenecek. Karaağaç, Yeniköy, Selim Şahlar, Sancaklı Çeşmebaşı, Sancaklı Kayadivi, Güzelköy ve Yeni Mahmudiye mahalle sakinleri uzun yıllardır bekledikleri hizmete kavuşacak. Kurulduğundan bu yana altyapı sorunuyla boğuşan Hamzabeyli Mahallesi tarihi sorununa çözüm aramaya devam ediyor. Bunca zamandır birçok belde başkanıyla yönetilen Hamzabeyli Mahallesi'nin sorunlarına hiçbir başkan ve yönetici çözüm bulamadı. Hamzabeyli 1999 yılında belde oldu ve 4 dönem belediye başkanlığıyla yönetildi. Ancak 2014 yılında Manisa'nın büyük şehir olmasının ardından Şehzadeler ilçesine bağlı olarak mahalleye dönüştürülen Hamzabeyli bundan 18 yıl önce belde oldu. Gerek köy düzeninde gerekse belde düzeninde altyapı sorununa hiçbir zaman çözüm bulunamadı. Altyapısı olmayan Hamzabeyli Mahallesi sakinleri, MASKİ'den Hamzabeyli'nin temel ihtiyaçlarından biri olan kanalizasyon sisteminin mahallelerine bir an önce yapılmasını istiyor. Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği tarafından Türkiye'de ilk defa çölyak hastalarının yemeklerini glutensiz hazırlayabilmeleri için hayata geçirilen glutensiz beslenme eğitimi projesiyle çölyak hastaları hem kendi yemeklerini hazırlayabilecek hem de kendileri gibi çölyak hastalarına yemek eğitimi verecek. Türkiye'de ilk defa çölyak hastaları için glutensiz beslenme eğitimi düzenlendi. Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği tarafından hazırlanarak Zafer Kalkınma Ajansı'na sunulan ve 15 bin lira hibe almaya hak kazanan proje kapsamında çölyak hastaları artık kendi glutensiz yemeklerini hazırlayabilecek. Proje kapsamında ilk etapta 30 çölyak hastası ve dernek üyesine Türkiye'nin ilk glutensiz şefi Süleyman Engin tarafından eğitim verildi. Manisa İsmet İnönü Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Mutfak Atölyesi'nde düzenlenen eğitimlerde çölyak hastaları glutensiz yemek hazırladı. Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan, 8 gün sürecek eğitimler hakkında bilgi verdi. Glutensiz beslenme çölyakların ömür boyu yapması gereken bir beslenme şeklidir. İçerisinde gluten olmayan ürünlerde bir diyet yapmak zorundasınız. Ve bu glutensiz beslenmenin zorluğu da şudur. Buğday, çavdar arpa içinde bulunan bir gluten maddesinin alınmasından kaynaklı unla yapılması gerekiyor. Bu unun kullanılması çok zor. Evde yemek yapmak çok zor, evde ekmek yapmak çok zor, pasta yapmak çok zor çünkü nişasta ağırlıklı bir un oluyor. Glüten maddesi de maalesef o ekmeğin kabarmasını sağlayan, o lifli haline getiren, onun şişmesini sağlayan bir protein maddesi, kalite ürünü. O olmayınca yemek yapmak çok zor. Onun için biz de bunun ustasından eğitim alalım ki en azından üyelerimiz bunu öğrenmiş olsun ve bu sürdürülebilir bir proje olacak. Glutensiz mutfak şefi Süleyman Engin ise glutensiz mutfakların çok fazla emek istediğini söyledi. Maalesef glutensiz mutfak normal mutfaklara oranla fazla efor sarf edilmesi gereken yerlerdir. Burada kullanılan reçeteler yani glutensiz mutfaklarda reçetesiz çalışmayı affetmiyor. O yüzden
onlara birilerinin yol göstermesi gerekiyordu. Ben yaklaşık 24 yıldır sektörün içerisindeyim, meslekteyim. Burada tecrübemi, mütehassıs olarak buradaki köy yakıları, köy yakasalarına aktarmaya çalışıyorum. Türkiye'nin ilk glutensiz menüsünü yaptım, 70 kalemlik. Bunu Türkiye'deki çölyak dernekleri üzerinden restoranlara, kafelere dağıtmaya çalıştım. Çünkü maalesef çölyaklılar herhangi bir yere gittiği zaman yani ortak yaşam alanlarında çok fazla böyle bir şey tüketemiyorlar restoranlarda, kafelerde. Manisa'da biri 100, diğeri ise 90 yaşındaki 70 yıllık evli çift yıllara meydan okurken gençlere de altın değerinde öğütler verdi. Manisa'da 100 yaşındaki Osman Karacosu ve 90 yaşındaki Akide Karacosu çifti yıllara meydan okuyor. Yaklaşık 70 yıllık evli çift genç çiftlere de öğütler verdi. Yunan işgali sırasında Manisa'nın yakılmasından Atatürk'ün Manisa'ya gelişine kadar hafızasına kazıyan 100 yaşındaki Osman Karacosu adeta Manisa'nın yaşayan tarih kitabı özelliğini taşıyor. Atatürk'ü gördüm. Evet. Nasıl oldu? İşle beraber. İran. İran içerisi vardı işte. Şahı yarışı. Geçtiler. Biz de çocuğuz. 3-4 çocuktuk. Selam verdik. Orada kalktı, bize selam verdi. Patronun içerisinde. Kaç yıl askerlik yaptın? 2-3. 3 yıl. Karacosu 100 yaşına rağmen böylesine sağlıklı olmasını da içki ve sigara kullanmamasına borçlu olduğunu söyledi. Sigara içtiniz mi daha önce? İçki ya da? İlk çocukluğumuzda arkadaşlar verirlerdi. Ben sevmedim, attım, bir daha da almadım. Askerlikte malum ya, saat 10, yatağa kovundu. Bizim o ödedi. Sadatım. O prensip bende devam etti. Hala ay gider. Saat 10'da yapıyormuş efendim. Uykunuzu alıyordunuz hep yani. Uykuyordum. Yemek her şey yedim. Hani şunu yemem, bunu yemem diye bir şeyim yok. 100 yaşındaki Osman Karacosu'nun eşi, 90 yaşındaki Akide Karacosu ise 70 yıla dayanan evliliklerinde birbirlerini hiç incitmediklerini belirtti. Kıl kadar incinmedik biz o senelerden beri bak. Ne o bana kırdı ne ben onu kırdım. Öyle bir kakışma görmedi benim evlatlarım bizden. Dünyada hep iyi muamele gördüler. Dünyada iyi geçinmek istiyorsan sen karşındakini hoş görce, karşındaki de sana hoş. Evlatlarım hiç. Bizim prensip buydu. Herkes hata işleyebilir. Sen benim hatamı affedersin, ben senin hatanı affederim. Yani yeni evliler büyüyorlar, evleniyorlar, bir ay sonra boşanıyorlar. Yaşadık oğlum, yaşadık bak. Hiç de sıkıntı çekmeden yaşadık bugüne. Bir insanın prensibi... Şimdi de evlatçım elimizden tuttu. Ne incit. Ne incir. Bizim prensip buydu. Karacosu çiftinin iki kızı, bir oğlu ve 5 tane de torunu bulunuyor. Aralık 2010'da basın yayın ve Manisa Gazeteciler Hatıra Ağaçlandırma Alanı'nda oluşturulan fidanlara bizden başka ilgi gösteren olmuyor sevgili seyirciler. ETV ve Denge Gazetesi olarak Hatıra Ağaçlandırma Alanı'ndaki fidanları ara sıra ziyaret ederek suluyor ve büyümesine katkı sağlıyoruz. Aralık 2010'da Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen Basın Yayın ve Manisa Gazeteciler Hatıra Ağaçlandırma Alanı'ndaki fidanları ETV ve Denge ailesi büyüttü. Zamanın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın da katılımıyla gerçekleştirilen basın ağaçlandırma alanında basın kuruluşlarının yanı sıra her gazeteci adına ağaç dikimi yapılmış ve bu alana bir de basın kuruluşlarının ve fidan dikimi yapan basın mensuplarının isim künyeleri yazılmıştı. Manisa Gazeteciler Hatıra Ağaçlandırma Alanı'na ETV ve Denge ekibi olarak bizlerden başka giden ve ilgilenen hiç kimse olmadı.
Biz ETV Televizyon olarak, Denge Gazetesi olarak her yıl gelip burada ağaçlarımıza zaman bulduğumuz sürece gelip kendi adımıza dikilen, dikmiş olduğumuz ağaçlarımızı, fidanlarımızı suluyoruz. Evet, gördüğünüz gibi 7 yıl önce şu kadar fidanlardı. Bugün benim boyumu aştılar. Gördüğünüz gibi burada ETV Televizyonu, Erdin Şirketler Grubu adına, ETV Televizyonu adına, Denge Gazetesi adına ve o zaman yine Denge Gazetesi'nin kardeş kuruluşu olan Yeni Gün Gazetesi adına biz burada fidanlar dikmiştik. Ve o fidanları sürekli olarak sulayarak bugünlere taşıyoruz. İnşallah bu ormanımız gelecek nesillerimize kalır. Diğer basın yeni girecek arkadaşlara da örnek olur. Çünkü ormanlar ciğerlerimiz, ormanlar bizim hayatımız. Her tarafı ağaçlandıralım diyoruz. Bir çöpüne bile zarar gelmesin diyoruz. Biz fidanımızı suladık. Diğer fidanları olan arkadaşlar da buraya bekliyoruz. Çünkü bir can suyu istiyorlar. Spor haberleriyle devam ediyoruz sevgili seyirciler. Manisa Büyükşehir Belediyespor hazırlık maçında 2. Lig ekibi Kahramanmaraş Spor'la karşılaştı. Rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyen Yeşil Beyazlılar sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı. Temsilcimizi galibiyete taşıyan goller Ali ve Olcay'dan geldi. Yeni sezon hazırlıklarını Afyon'da devam eden Manisa Büyükşehir Belediyespor 5. hazırlık maçını Kahramanmaraş Spor'la oynadı. Güçlü rakibi karşısında baskılı bir oyun ortaya koyan temsilcimiz 24. dakikada öne geçti. Olcay'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ali, place vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Manisa Büyükşehir Belediyespor 26. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Umut'un sağ kanattan ortasında Olcay ceza sahası içinde kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a taşıdı. İkinci yarıda da oyunda kontrolü elinde tutan Manisa Büyükşehir Belediyespor 58. dakikada farkı 3'e çıkardı. Rakiplerini eksilterek sol ayakla düzgün bir vuruş yaptı ve kendisinin ikinci, takımının üçüncü golüne imza atarak durumu 3-0 yaptı. Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmayınca Manisa Büyükşehir Belediyespor 2. Lig ekibi Kahramanmaraş Spor'u 3-0 mağlup ederek rakiplerine gözdağı verdi. ETV Ana Haber Bülteni'ni sunduk. Yarın yepyeni bir gün, güzel bir başlangıç olsun sizler için. İyi akşamlar efendim.